Şimdi ben bunu döküyorum önüme ve ayıklıyorum. Bu işe bayılıyorum. Bulgurumu ayıklarken şimdi aklımda GDO da var. Çok değişik söylemler var, çok değişik fikirler var bu konuda. Ama pek tabii ki genetiğiyle oynanmamış bir tahıl. Bence çok zengin ve çok güvenilir bir tahıl bu. Şimdi ben birebir ölçü kullanıyorum genelde pilavlarımı yaptığım zaman. Fakat bu buğdayın bir özelliği var. Çok sert olduğu için 1:2 kullanmamız gerekiyor. Ölçüm için de daha küçük bir kap alacağım ki göreyim ne kadar su koymam gerekiyor. Sanki bunu dolduracak gibi. Buralarda da hala çıkıyor. Evet, ben aşağı yukarı demek ki böyle 2 bardak tavuk suyu kullanacağım. Çok yakışıyor çünkü. Şimdi tereyağını kullanabilirsiniz ama bu ara evde biraz kendine dikkat edenler var. Galiba yaz geliyor. Ben onun için zeytinyağı kullanacağım bugün. Belki hiç bile olabilirdi, hiç yağsız bile yapılabilir. Çünkü tavuk suyumuz var ama yakıştırıyorum ben. Bir lokma kullanacağım. Şimdi onun içine gene aynı ölçüden alacağım. Bu kasenin aynısından aldım. Şimdi 2 tane de ondan koyalım içine. Daha önceden haşlamış olduğum tavuğu da etlerini dideceğim şimdi. Tavuk bana yetecek. Ben şöyle kenara alayım. Tavuk suyumu koydum, zeytinyağını koydum. Mutlaka buna da birazcık limon koyuyorum ben. O artık benim sanki imzam oldu gibi geliyor. Hangi pilavı yaparsam yapayım. Şöyle damlatıyorum. Tuz önemli. Ama tavuk suyum da tuzlu. Ona göre ayar yapmam lazım. Onu unutmayalım. Sanırım bu yeterli olacak. Tavuğu da koyuyorum içine. O şekilde kaynatıyorum. Kaynar kaynamaz da bulgurumu atacağım. Başka bir şey unuttum mu diye bakıyorum. Hayır. Harika. Şimdi önce kaynasın. Ondan sonra ortayla kısık arası bir ateşe alalım. En sonunda demlendiririz dediğim gibi. Bu pilavı denerseniz çok sevineceksiniz. Galiba da atladığım bir şey oldu. Yıkayın da bu arada, olur mu? Yıkadıktan sonra yıkamıştım ben. Hakkınızda olsun.